Hızlı kaleme hoş geldiniz arkadaşlar. Problemlere, hız problemlerine başlıyoruz. Bizim problemler. Diyeceğiz ya, diyecek bizim mi? Problemlere başlıyoruz arkadaşlar. Tam bizimle alakalı problemler. Hız problemleri. Başlayak öyleyse. Kanal hızlı kalem olacak. Ben şeyi düşünüyordum ya. Ne? Problemlerimize başlıyoruz deyince dertleşeceğiz diye geldi birden aklıma. Babam beni hızlı hızlı dövüyordu. Hız problemleri. Evet. Başlayalım. Biz başlayalım. Yoksa ben var ya burada bir koy verirsem abi 3 saat ben sana söyleyeyim. Dur abi. Dur. Evet. Şimdi benim bilmem gereken hız problemlerinde ilk şey hız nedir hocam? Hız yol bölü zamandır. Yol bölü zaman. Wow. Ya da hiç yanlışsız söyledim ya çok şaşırdım kendim. Ya da yol nedir? Nasıl yani? Bunun yok. Karşı tarafa attın. Bir yol var. Ha. Hız çarpı zaman. Ya öyle desene bana böyle gel bana ya. Ya da işte zaman nedir? Yol bölü hız. Yol bölü hız. Yani hangisini uygulayacağın önemli değil. Yol bölü hız. Ben genellikle neyle gösteriyorum yolu? X'le. Hızı V ile. Zamanı T ile gösteriyorum. V çarpı T. X eşittir. Dedim arkadaşlar. Fizikten de biliyorlar. Bunu bileceğiz. Göndereceğiz. Ha. Gönderdesene. Önder. Yara, hız problemleri soru 1. Arkadaşlar problemler zaten konuyu problem üzerinden anlatacağım. Soru üzerinden yani. Saatteki hız 60 km olan bir aracın 6 saatte aldığı yolu saatteki hızı 160 km hızla giden saatte 160 km hızla giden bir araç kaç saatte alır diye soruyor. Bir x yolumuz var. Bu x yol aynı. Aynı yolu alacağım. Saatteki hızı 60 km olan bir araç 6 saatte gidiyormuş. Hızı 60. Süresi 6. Bu yola mı eşit? Evet. Tamam. Saatteki hızı 160 km olan bir araç diyor. Böyle 160'ı ben 120 yapayım. 120 km olan bir araç kaç saatte alır? Yine x 120 çarpı t. T'ye mi eşit? Evet. X buradan 360 çıktı. Buradaki x de aynıyız. X sonuçta aynı yoldan bahsediyorum. O zaman t 3 mü çıkar? Çıktı. Sadece bilmemiz gereken bu kadar. X eşittir ve t. Şekildeki gibi iki araç aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Kaç saat sonra aralarındaki mesafe 140 km olur? Ben bunu mantıken yapacağım. Şimdi bu birinci araç olsun. Bu birinci aracın t süre sonra. Şu toplama farkı mı göstereceğim burada? Yok. T süre sonra gittiği yol ne olur? Yol olur. Geride kalmış yol x1 olur. Olur. Tamam. Diğerinin yolu ne olur? X2 olur diye. X2 olur. Ve ben istiyorum ki bunların arasındaki fark 140 olsun. Peki. Mesafe. Yolların arasındaki fark 140 olsun. Değil mi? Diye. X1'i nasıl bulurum? 80 çarpı t. Yol eşittir hız çarpı zaman. Hız zaman. 80 t. Aynen. Eksi. Bunu da aynı şekilde bulacaksın. Hız çarpı zaman. Zaman hala aynı t. Bu 140 olsun istiyorum. Buradan 20 t 140 mı? Evet. T ne çıktı? 7 mi çıktı? Geçtim. Geçti. A şehrinden B şehrine aynı anda yola çıkan iki araçtan birincisi 70 km saat hızla, ikincisi 50 km saat hızla gidiyor. Birinci araç B şehrine ikincisinden 2 saat önce vardığına göre. Peki. Tamam. AB arasındaki uzaklık nedir? Yoldur. Yol. Tamam. Birinci araç, hızlı giden araç daha önce gidecek ya. Daha önce gitmesi demek, daha kısa sürede gitmesi demek. Aynen. Bu t sürede gitmiş olsa, bu ne kadar sürede gidecek? T artı 2. 2 saat sonra vardığına göre t artı 2 sürede gidecek. Bunun t sürede gittiği yol nedir? 70 çarpı t mi? Evet. Bu AB'ye mi eşit? Tamam. Bunun t artı 2 sürede gittiği yol nedir? 50 çarpı t artı 2 mi? Evet. O da aynı yol sonuçta. Değil mi? Aynen. 70T eşittir. 50T artı 100. Atım karşı tarafa 20T eşittir 100. T eşittir 5. Bana neyi soruyor? A ile B arasındaki mesafeyi. AB'yi soruyor. AB 70T'ye mi eşittir? 70T dediğim 5 çarpı 70'ten 350 mi? Aynen. Geçtim. Geçtik. Evet. Bunlar alıştırma sorular. Şimdi geldim ben buraya. A ve B noktalarından araçlar birbirlerine doğru harekete geçiyorlar. 3 saat sonra C noktasına karşılaşıyorlar. 60 km hızla giden araç CB yolunu kaç saatte alır vesaire diye soruyor. Şimdi arkadaşlar farklı noktalardan
İki durum var değil mi? Evet. Böyle sorularda farklı noktalardan birbirlerine doğru hareket edenler var. Bir de biri diğerini kovalayan sorular var. Bunların bir formülü var. Aslında çok mantığınızı kullanıyorsanız bilmenize gerek yok ama hocam ben hızlı hızlı yapıp geçmek istiyorum diyorsanız bilmemiz lazım. O nedir? Ben T kavuşma diyorum ona. T kavuşma eşittir aralarındaki mesafe bölü. İki durumda da aynı. Aynı yönde de gidiyorlarsa aynı bunlar var. Zıt yönlerde de gidiyorlarsa aynı bunlar var. Yani birbirlerine doğru geliyorlarsa bunlar var. Ama alt bu payda değişiyor. Paydaya ne yazacağım? Şimdi 60 ile 100 birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Daha hızlı gibi gelir. Ya bunlar birbirlerine kavuşmak istiyorlar. Hızlı. İki tane sevgili diye düşün sen bunları. Tamam mı? Evet. İki sevgili birbirine kavuşmak istiyorsa birbirine yardım eder. Doğru mu? Doğru. İkisini toplama o yüzden. V1 artı V2. V2. Tamam. Yerini az sonra açıklayacağım. T kavuşma her zaman buna eşittir dedim. Şimdi soruyu çözelim. T kavuşma, TK eşittir. Aralarındaki mesafe. Aralarındaki mesafe bilmiyorum. AB bölü V1 artı V2. Doğru mu? Evet. Tamam. TK'yı vermiş. 3 saat sonra kavuşuyorlar demiş. 3 eşittir. AB'yi ben bilmiyorum. AB'yi yazdım. Bölü. V1 artı V2 60 artı 100'den 160 mı? Aynen. Buradan AB nedir? 480. 480. Hepsi 480 kilometre arkadaşlar yolun. Ve bu arkadaş burayı 3 saatte alıyor. 180 orada. Değil mi? Demek ki burası 180 mi? Hı hı. Demek ki burası 300 mü? Burası 300. Adam bana diyor ki CV yolunu kaç saatte alır? 60 kilometrelik hızla giden araç. Burayı 300 kilometrelik yolu 60-60 kaç saatte alıyorum? 50 saatte alıyorum. 5 saatte alıyorum. 50 saat o yolculuk çekilmez zaten. Baktı. Bir yanlışımızı mı gördün? Yo. Bilemedim şimdi. Nasıl çözdün diye merak ettim. Bilemedim şimdi. Şekildeki AB noktalarından birbirlerine doğru hareket eden iki araç 4 saat sonra karşılaşmaktadır. AB yolunu soruyor bana. Aynı soru biraz daha basit hali. TK eşittir aralarındaki mesafe bölü ney? Hıza toplamı V1 evet, artı V2. Çünkü birbirine doğru geliyorlar. 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Aralarındaki mesafe AB ve diyor 110. Ki hızlar toplamı 110. 140, 170 attım karşı tarafa 440 işaretledim geçtim. Geçtik. Aynı soruyla devam. A ve B noktalarından birbirlerine doğru hareket eden iki araç var. 3 saat sonra karşılaştıklarına göre V kaçtır diye soruyor. 3 saat sonra karşılaşıyorlarsa TK 3 eşittir. Aralarındaki mesafe bölü hızlar toplamı. Hızlar toplamı dediğim gibi bunları toplarsam V artı 70 çıkıyor. O zaman bunlar sadeleşti 130. V artı 70 130'muş. Dedim. V dedim 60'mış. Geçtim. Geçti adam. Ben de geçerim. Evet. Şimdi birbirlerine doğru hareket etmese, zıt yönde hareket etse ne olur? Sen yine bir şey bulursun onu. Ben bulurum tabii. T kavuşma formülümüz basit. Eşittir. Aralarındaki mesafe bölü ne olacak acaba? Bölü. Şimdi biri kaçıyor. Buradaki kaçıyor. Buradaki kovalıyor. Bir yerde yakalayacak. Daha hızlı çünkü. Doğru mu? Doğru diyorsun. Bu bunu bir yerde yakalayacaksa bunun hızından bunun hızını çıkartıyorum aşağıda. Neden? Bu süreyi kısaltmaya oynuyor. Bu da süreyi uzatmaya oynuyor. Yani yakalanacak ama yani biraz daha geç yakalanayım diye böyle koşturup duruyor. Ama her türlü yakalanacak. O yüzden V1-V2 diyeceğim. Erkek ben. Yaptı bir odunluk galiba. Tabii tabii kovalıyor. Kız da doğal olarak nazlanıyor. Evet. Arkadaşlar formülümüz bu. Yani aynı yönde hareket ediyorsa bu kaçan kovalayan gibi düşünün. Birbirlerine yardım etmezler bunlar. Aynen öyle. O yüzden birinden diğerini çıkartacağım dedim. Şimdi burada kaç kilometre ileride yakalar diyor. Şimdi ben bilmiyorum ama aralarındaki mesafeyi hızlar farkını biliyorum. Aralarındaki mesafe 200. Hızlar farkı 100-60'dan 40. 40. O zaman T kavuşma ne olur? 5. 5 saat sonra mı kavuşacaklar? Evet. Bunlar birbirlerine. B'den kaç kilometre sonra yakalar? 5 saat sonra yakalayacak ya. Bu arkadaş buradan başladı. 5 saat gitti. Burada yakalandı. Yakaladım. Neyse artık o. 5 saatte ne kadar yol gidiyor? 300 mü? Evet. 6 çarpı 5. Bitti.
Aynı soru arkadaşlar. Aralarındaki mesafe TK eşittir. Aralarındaki mesafe 60. Hızlar farkı bundan bunu çıkartıyorum. Ve eksi 45 mi? 2 saat sonra karşılaşıyorlar. 2 saat sonra karşılaşıyorlar diyor. Bunlar gitti 30. Ve buradan uzatmadan 75 çıkıyor. İşaretliyorum, geçiyorum. Geçiyoruz. Yeni bir soruyla evet. Karşınızdayız. Şekildeki iki araç aynı anda aynı yönde hareket ediyor. A'dan kalkan araç C'ye vardığında B'den kalkan araç C'ye gidip B'ye geri dönüyor. Vay yavrum. Buradan kalkan araç C'ye vardığında bu eleman C'ye gidip B'ye geri dönüyor. BC bölü AB oranı nedir diye soruyor. Aynı zamanda. Ha? Aynı zamanda. Zamana ne diyelim? T. Bu arkadaş T sürede C'ye mi geldi? 5 ve T. AC arası 5 ve T mi? Evet. Bu kenarda cepte. Devam. Bu arkadaş T sürede C'ye gidip geri mi geldi? 2 tane BC. 2 tane BC. Eşittir. 2 ve T. 2 ve T dedi. Aynı sürede yol aldığı için. Şimdi 2 tane BC, 2 ve T ise bunları silersen BC ve T'ye eşittir. Ve T. Burada 4 kalır. Hepsi 5 ve T ise burası 4 ve T olmalı ki toplamları 5 olsun dedim. BC'nin AB oranı, BC'nin AB oranı 1 bölü 4'tür. VT'ler gider. A'yı işaretlemiş orada. Ve bitti. Görüşürüz. Görüşürüz.